Kansızlık nedir? Nedenleri, kansızlığın nelerdir? Evet, kansızlık birçok sebepleri var. Kanımızda 3 çeşit hücre var. Alyuvarlar, akyuvarlar ve trombozitler. Alyuvarlar yani lökositler bağışıklık sisteminin alt elementleri. Bunlar bakteri, virüs ve mantarlara karşı savaşır. İnsan kanında takriben 25 milyar lökosit var. Bu bünyemizdeki lökositin sadece %5'idir. Lökositlerin %95'i dokulardadır. Yani askeri gibi. Seferberlik anında, hastalık anında çoğu harekete geçer. Normal zamanda %5'i aktif, diğeri dokularda beklemektedir. Alyuvarlar, akyuvarlar ise hücrelere oksijen taşır. Akyuvarların çapı 8 mikrometredir. 8 mikron. Yani öyle damarlar var ki mesela insanın gözünü besleyen kılcal damarlar buradaki akyuvarın dahi geçmesi biraz zorlanabilir. Zorlanarak geçer. Kulağın içerisindeki salingozun içindeki damarlar da yine çok hassas. Beyin damarları, kalp damarları çok hassas damarlar var. Eğer ki kişi sağlıksız besleniyorsa, yemesine içmesine dikkat etmiyorsa bu damarların içerisinde plaklar oluşursa alyuvarlar buradan hareket kabiliyeti azalır, dokular beslenemez, beslenemeyen dokularda ölümler başlar. Kansızlığın birçok sebebi var. Bunlardan en önemli sebebi demir eksikliği. Demir eksikliği, C vitamini yetersizliği, çinko yetersizliği, B12 vitamini yetersizliği olursa demir eksikliği olur. Demir eksikliğini tetikleyen birçok faktör var. Bunların başında kişinin aşırı çay tüketmesi, sigara içmesi, alkol içmesi. Yani mide, bağırsaklar ve karaciğerde problem varsa kansızlık olur. B12 vitamini yetersizliği kansızlığı tetikler. B12 vitamini yetersizliğinin eğer ki kişinin midesinde gastrit ülser varsa ve tedavi olmuyorsa, uzun süredir gastrit ülseri olan kişi midesi yeterli ve kaliteli intrinsic faktör salgılayamaz. Intrinsic faktör bir glukoprotein. Bu bir anahtar gibi. Besinlerdeki vitamin, mineral emilimi bağırsaklarda emilebilmesi için B12 vitamininin, folik asitin, B6 vitamininin, çinkonun emilebilmesi için bir kofaktöre ihtiyacı var. Anahtara. Bu anahtar nedir? Midenin salgılamış olduğu intrinsic faktör. Midede gastrit ülser varsa ne olur? Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Evet. Ve kişi de zamanla çok ağır bir kansızlık durumu ortaya çıkar. Kansızlığı... Bir telefon bağlantımız var. Devam edeceğiz. Alo. Alo. İyi akşamlar. Evet. Hat düştü. Hat düştü sanırım. Biz devam edelim. Evet. Zamanda mide rahatsızlığı tedavi edilmezse ölüme bile sebep olabilir. Yani mide çok önemli. Çünkü midenin intrinsic faktör salgılayamaması, besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin alınamaması, bu da kan yapamaması. Karaciğer kan yapar, dalak kan yapar. Dalaktaki problemler nedeniyle kişide kansızlık problemi ortaya çıkar. Karaciğerdeki problemler nedeniyle kansızlık ortaya çıkar. Kişide yoğun bir hemoroidden dolayı kanama varsa kansızlık ortaya çıkar. Bazı bayanlar yoğun adet görür. Bu tedavi edilmezse sürekli ve yoğun bir kan kaybı kansızlığa sebep olur. Kansızlığın birçok sebepleri var. Bu faktörler bilinir ve ortadan kaldırılırsa kansızlık problemi tedavi edilebilir. Fakat günümüzde bugüne kadar bilinen kansızlıkların haricinde yani aneminin çok önemli bir faktör, yeni bir faktör daha var. Bu da nedir? Aşırı kimyasal madde kullanma, ilaç. Kimyasal ilaçlar, aşırı tatlı yeme vesaire, abur cubur yeme nedeniyle bağırsaklara mantar böyle zif gibi, nasıl ki halının üstüne zif döküyorsunuz, evet. Bağırsaklara da zif gibi mantar yerleşirse ne olur? Besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez, bağırsaklar körerir. Yani halı gibi olan bağırsaklar halı fleks gibi olur, silikleşir. Evet, telefon bağlantısı sanırım yapıldı. Alo. Bizi duyabiliyor musunuz efendim? Alo.
Evet, yine bir bağlantıda kopukluk oldu. Biz devam edelim, buyurun. Kansızlık kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, bir iş yapamama, güçsüzlük gibi birçok, yani kişi artık normal hayatına dönemez. İşini, gücünü yapamaz. Sosyal hayattan düşer. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Ama bir önemli, kansızlığın önemli bir sebebi de böbrek yetmezliği. Evet. Böbrek yetmezliği tedavi edilemezse ne olur? Kan temizlenmediği için sürekli bir kirli kan vücutta dolaşa bütün organlara, karaciğere, dalağa zarar verir. Çünkü kirli kan arıtılamıyor. Bu da kansızlığa sebep olur. Evet. Bir beyefendi bana geldiğinde kapıdan içeri girdi. Adamcağızın suratına baktım, böyle artık sararmış. Dedim ki böbrek yetmezliğim var sizde dedim. E nereden bildin? Renginden belli oluyor. Kanı kirlendiği için, artık kanı temizlemediği için böbrekler perişan olmuş. 6 hafta içerisinde biz bu vatandaşı tedavi, iyileştirdik. 6 hafta içerisinde. Normal hayata döndü hamdolsun. Yani kansızlığın sebebini bilmek gerekir. Mideden mi kaynaklanıyor, bağırsaktan mı kaynaklanıyor, karaciğerden mi, dalaktan mı, böbrekten mi? Neden kaynaklanıyor? Bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlar et yemez. Et yemediği zaman B12 vitamini yetersizliği ortaya çıkar. Bu da kansızlığa sebep olur. Bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlara mesela demir hapı veriyor doktoru. Bir hanımefendiye D vitamini vermiş doktoru. Tabii ki verdiği demir hapını karaciğere depolamış. Ne oldu? Çok oldu. Bu sefer de fazla verdik demişler. Vücut artık depolamış demiri. Duruyor orada. Kadıncağız artık C vitamini içeren bir şey yiyemiyor. Çinko içeren bir şey yiyemiyor. Çinko ve C vitamini demirde çok önemlidir. Demir yetersizliğinde eğer ki C vitamini yetersizliği ve çinko eksikliği olursa demir eksikliği de olur. Bu nedenle yani rastgele demir hapı kullanmak tehlikeli. Kansızlık varsa ne yapmak gerekir? Bu spirulina, bu yosun 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral. Çinko, demir, bakır, kalsiyum, 94 çeşit mikro makro. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Dünya Sağlık Örgütü dünyanın en ideal gıdası diye rapor vermiştir. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin FDA örgütü en ideal besin, en sağlıklı besin diye raporlar yayınlamıştır. Uzaya giden astronotlar da zaten uzaya, insanlar merak ediyordu. Bunlar eskiden 25-30 yıl önce uzaya bunlar ne götürüyor? Bu kadar dar bir şeyin içerisinde yukarı uçuyorlar, raketin içerisinde ne götürüyorlar yani diye merak ediliyordu. Demek ki tencere tabak götürmüyorlar, sadece tablet spirulina götürüyorlarmış ve su, başka bir şey yok. Spirulina kullandığı zaman kişi 40 gün bir şey yemezse sadece su içse, spirulina alsa yeterli. Anne sütüyle spirulina eş değerde. Hiçbir, günümüzde insanlar moda oldu artık vitamin hapı kullanıyor, mineral hapı kullanıyor, tabletler. Benim bir tanıdığım dostum vardı Amerikalı, Almanya'da. Günde 15-20 defa böyle 15-20 tane hap yutuyordu. Çeşit. Diyorum ki ne yapıyorsun sen? Ya yediğimiz besinlerde vitamin yok, mineral yok, enzim yok. İşte bu da bu nedenle vitamin, mineral, besinlerin kalitesi düştü. Vitamin, mineral, enzim yok. Bu hapları almazsak bağışıklık sistemi çöker diyordu. Durmadan hap yutuyordu. Sabah, öğle, akşam yatmadan önce dedim ki ya bunlar da sentetik. Eczaneden alıyorsun ama şu haplar, yan tesiri var. Mesela Finlandiya'da E vitamini kullanan bir klinik araştırması yapılmıştır 5000 kişi üzerinde. E vitamini alan, iyi huylu prostat büyümesi olan hastalara E vitamini veriliyor, adamlarda prostat kanserine dönüyor. Yani eczanelerden vitamin, mineral, enzim vesaire hap alırsanız perişan olursunuz. Şimdi mesela kalsiyum ve magnezyum oranı İnsan bünyesinde dengelidir. 3'e 2 oranında. Mesela kalsiyum aldınız, magnezyum da almanız gerekir.
Denge bozulursa problem doğar. Fosfor, kalsiyum kemiklerde dengelidir. Fazla fosfor alırsanız kemikler yumuşar. Fazla kalsiyum alırsanız kemikler sertleşir, kırılgan olur. Yani rastgele mineral almak tehlikeli. Bütün bu mineral, vitamin, enzim hapları tehlikeli. Ama spirulina doğal. Spirulina pırasa yemişsiniz gibi. 1 gram spirulina 1 kilo zepsev meyvedeki vitamin, mineral, enzim, amino asit hepsini içerir. Ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur kişinin. Bu da Allah'ın harika bir yani tabii ki bunun yanında spirulinin yanında normal günlük ihtiyaçlarımızı da kullanabiliyoruz değil mi? Kahvaltı, ara öğün, yemek. Hani yiyebilir insan. Tamamen iştahı kesilmiyor yani. Hani o şekilde de algılamasın izleyenler. Ya normal yemenizi yiyeceksiniz. Ben mesela diyorum ki şimdi ben mesela su orucu tuttum. Evet. 12 gün. Ben hiçbir şey yemeyeceğim dedim. Hı hı. 12 gün sadece su içtim. Hiçbir şey yemedim. Ama mesela diyelim ki diyet yapmak istiyorum. Hı hı. Diyet yapmaya karar verdim. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Su içsem, spirulina kullansam yeter. Hiçbir şey yemeden depolu hazır yağlar göbekte, kalçada, ensede, orada burada yavaş yavaş azalır. Onları enerjiye dönüştürür. Zaten bünyemiz 40 gün bir şey yemese bir şey, insana bir şey olmaz. Problem yok ama herkes buna dayanamaz. Zayıf olanlar için iyi değil. Kilolu olanlar yapabilir. Evet.